Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar yorumlarda ayarları anlatır mısın demiştiniz. Bu videoda size oyunun ayarlar kısmını anlatmaya çalışacağım. Bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar ekranı küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olduysanız çok teşekkürler. Önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim. Şu an abone sayımız 152. Yakın zamanda inşallah 500 abone ve 1000 aboneye de ulaşacağız sizin desteğinizle. Dilerseniz videoya geçelim. İlk anlatacağım ayar fare hassasiyet ve nişan hassasiyet ayarları. Oyundaki genel hassaslığınız fazla veya düşükse mouse sensitivity kısmından düzenleme yapabilirsiniz. Ayrıca gelişmiş seçenekler dediğimizde karşımıza bazı ek ayarlar çıkıyor. Vertical sensitivity dediğimiz dikey hassasiyet demektir. Faremizin yukarı ve aşağı hassasiyetini ayarlarız. Ground Vehicle kara araçlar hassasiyetidir. Örneğin kamyon, ATV gibi araçları sürerken sağa sola bakıyoruz. İşte o bakış hassasiyetini ayarlamamızı da sağlıyor. Air Vehicle'da hava araçları hassasiyetidir. Warzone'da şu an helikopter olduğu için onun bakış hassasiyetini ayarlarız. Gelelim önemli bir hassasiyet ayarına. ADS yani nişan alma hassasiyeti. Eğer 3x ve 6 bir dürbün hassasiyeti ayarlamak isterseniz Low Zoom seçeneğinden yapabilirsiniz. Dürbünsüz silahlar da bu seçeneğe dahildir arkadaşlar. Eğer 3x ve üzeri bir dürbün hassasiyeti ayarlamak isterseniz high zoom seçeneğinden yapabilirsiniz. Örneğin sniper kullanmak istiyorsunuz ama dürbün düşündüğünüzden fazla hızlı ya da fazla yavaş. Bunu ayarlamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Fare kısmını bu şekilde tamamladık. Gelelim movement yani hareket kısmına. Burada çömelme, zıplama, yere atma, yerde kayma gibi hareketler ayarlayabiliyoruz. Parachute auto deploy kısmından otomatik açılıp açılmasını da ayarlayabilirsiniz. Disable yaparsanız otomatik açılmaz. Silahlar ve ekipmanlar kısmına geldiğimizde burada bizi ilgilendiren tek bir ayar mevcut arkadaşlar. O da nişan alma durumudur. ADS behavior hold olursa nişan almak istediğinizde farenizin sağ tuşuna basılı tutmanız gerekir. Fareyi bıraktığınız anda nişan almayı da bırakırsınız. Eğer bu ayarı benim gibi toggle yaparsanız nişan almak istediğinizde farenizin sağ tuşuna bir kere basıp çekmeniz yeterli olacaktır. Nişanı kapatmak için de aynı işlemi yapacaksınız. Yani kısaca hold yaparsanız farenize basılı tutmanız gerekir. Toggle yaparsanız farenize bir kere tıklamanız yetecek. Killstreak ve Vehicle kısmında Killstreak tuşlarını ve araç tuşlarını ayarlarsınız. Buna ek olarak Armor kullanma ayarı da yapabilirsiniz. Armor Plate'i Apply All yaparsanız bir kere Armor kullanma tuşuna bastığınızda karakteriniz Full Armor olana kadar durmaz. Bu seçeneği eplivan yaparsanız tuşa bastığınızda bir kere armor kullanır ve durur. 3 kere zırt doldurmak isterseniz 3 kere tuşa basmanız gerekir. Kısa yollar sekmesinde harita açma kapama, scoreboard, çanta gibi seçeneklerin tuşlarını ayarlayabiliyorsunuz. Buraların çok bir önemi yok arkadaşlar o yüzden zaman kaybetmeden genel ayarlara gelelim. Genel ayarlar kısmında ilk ayarımız Field of View. Bu ayar görüş alanımızı belirlemeye yardımcı olur. Orijinali 80'dir. Ben bunu 100 yaptım. Bunun sonucunda yakın mesafeleri daha geniş görebiliyorum. Fakat uzak mesafeleri biraz daha küçük görüyorum. Size tavsiyem 120 veya 60'a düşürmemeniz. 60'da çok yakın olur görüntü. 120'de ise çok çok uzak olur. Ayrıca uzun süreli oynadığınızda baş ağrısı ve mide bulantısı da yapabilir. O yüzden bu ayar oynanabilirlik açısından çok çok önemlidir. 100 yapabilirsiniz. Brightness oyundaki parlaklık ayarıdır. Bu siz dokunmadıysanız 50'dir. Ben kulak gibi karanlık yerlerde rakibi daha kolay fark edebileyim diye 50'den 55'e çektim. Siz de ihtiyacınız olduğunda buradan parlaklık ayarınızı değiştirebilirsiniz. Subtitles kısmında oyundaki alt yazıları aktif edip kapatabiliyoruz. Eğer renk körü arkadaşlarım varsa Colorblind Type seçeneğinden istedikleri renk körü modunu aktif edebilirler. Aşağıda iki tane minimap ayarımız var. Birincisi minimapi yuvarlak veya kare yapmak. Ben kare olarak kullanmaya başladım. Bunun da sebebi karenin yuvarlığa göre daha fazla alana sahip olması ve köşelerdeki rakipleri de görebiliyor olmam. İkinci seçenek de minimap rotasyonu. Siz döndüğünüzde minimap de sizinle birlikte dönsün mü dönmesin mi onu ayarlarsınız. Text chat kısmı oyundaki chat'i kapatıp açmaya yarar. Eğer chat'te sürekli yazı görmek istemiyorsanız veya küfür kıyamet yazılardan rahatsız oluyorsanız bu seçenekten chat'i kapatabilirsiniz. Son olarak gelelim telemetri seçeneğine. Buradaki seçenekleri aktif ederek sol üstte veriler çıkmasını sağlayabilirsiniz. En önemli 4 veriyi söyleyeceğim arkadaşlar. FPS counter aktif ederseniz oyunda kaç FPS aldığınızı gösterir. Server latency aktif ederseniz oyundaki veya internetinizdeki gecikmeyi anlık gösterir. Packet loss aktif ederseniz oyundaki verinin size ulaşıp ulaşmadığını görebilirsiniz. %0 her şey yolunda demek, %1 bile olsa problem var anlamına gelir. Sonuncusu da GPU temperature, ekran kartı sıcaklığınızı merak ediyorsanız bu seçeneği aktif edebilirsiniz. Genel ayarlar kısmını da bu şekilde bitirdik. Grafik ayarlarına gelelim. Arkadaşlar display modu kesinlikle full screen kullanmamız gerekiyor. Full screen borderless'ta FPS kaybı yaşayabiliyoruz. O yüzden tam performans için full screen oynamakta fayda var. Render resolution ne kadar yüksekse görüntüleriniz o kadar kaliteli olur. Ne kadar düşükse görüntüleriniz o kadar bulanık ve kalitesiz olur. Bu ayarı nasıl yaparız? Öncelikle altla Advanced seçeneğine tıklıyoruz. Burada bilgisayarımızın ekran çözünürlüğü kaçsa ona ayarlıyoruz. Kaliteli bir görüntü için örneğin display modumuz 1920x1080 ise render resolution da 1920x1080 olmalı. Yani eşitlemelisiniz. Diyelim ki böyle yaptınız, Render 100 yaptınız fakat görüntünüz kasıyor. O zaman kademe kademe düşürerek size uygun olan akıcılığı bulana kadar devam etmelisiniz. 90'a 80'e düşürüp test edebilirsiniz. Diğer ayarlara geldiğimizde Aspect Ratio otomatik olmalı. VSync monitörümüzün hertzine göre FPS'inizi ayarlar. Eğer 144 Hz monitörü olan arkadaşlar varsa bu seçeneği kesinlikle kapatın. Çünkü FPS'inizi 60'a sabitleyecek. Her türlü VSync kapalı dursun çünkü aktif olduğunda görüntü kaybı yaşayabilme sorunu olabiliyor. Custom Frame Rate Limit FPS sınırlamasıdır. Unlimited kalabilir. Nvidia Highlight sizin oyundaki killerinizi, özel anlarınızı arkada kaydetmenize yarayan bir özellik. Bunu kapalı yapın çünkü kartınıza, işlemcinize fazladan yük bindirebiliyor arkadaşlar. Display Gamma, monitör kullanıyorsanız 2.2 yapın, televizyon kullanıyorsanız 2.4 yapın. Şimdi gelelim gerçek FPS ayarlarına. Texture Resolution oyundaki detay kalitesidir binalardaki adamları, efektleri vesaire ayırt etmenizi sağlayan en önemli özelliktir. Texture Filter'da görüntüyü ayrıntılı işlemedir. Bu ayarı açarsanız ormanlarda, çimlerde çok detay olacağı için adam göremezseniz. O yüzden bunu kapalı tutabilirsiniz. Particle Quality patlama efektleridir. Uçak bombaları, araba patlamaları vesaire gibi durumlarda FPS düşüşü olmaması için bunu low yapabilirsiniz. Bullet Impact and Sprays, mermi izlerini ve spreyleri gösteren ayardır. Bunu kapatırsanız mermi izleri ve spreyler görünmez. Tessellation ise görüntü işlemedir. Bu seçeneği near yaparsak sadece yakınımızdaki grafikleri işler. Gözümüz fazla detay görmesin diye uzakları işlemez. Near yapabilirsiniz arkadaşlar. Shadow Map Resolution gölge keskinliği ve kalitesidir. Low tavsiye ederim. Cache Spot ve Cache Sun kapalı olsun arkadaşlar. Çünkü bunlar fazla yük bindiriyor. Particle Lighting çok fazla ışık ayrıntısı olduğu için low da kullanabilirsiniz. Ambient Occlusion 3 boyutlu gölgelendirme yapmaya yarar. Bence Battle Royale'de adam vurmak daha önemli olduğu için 3D gölgelendirmeyi boş verin gitsin arkadaşlar. Gelelim anti ayarına. Eğer harika bir görüntü istiyorsanız, çok gerçekçi oynamak istiyorsanız burayı Filmic SMA 2X yapabilirsiniz. Ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü Battle Royale mantığı adam vurmak olduğu için biz ne kadar rahat adam görürsek bizim için o kadar iyi olur. Ben bunu SMA 1X ile kullanıyorum görüntüleri keskinleştirir ve kırar. Böylelikle objeleri daha kolay görebilirsiniz. Depth of Field alan derinliğidir. Nişan alırken nişan almadığınız yerlerin blurlu yani bulanık olmasını sağlar. Ben Battle Royale'de her şeyi net görmek istediğim için bunu kapalı yaptım. Tavsiye ederim. Filmik Strength de filmik keskinliktir. Dürbün açarken daha net adam görmenizi sağlar. World Motion Blur siz ekranınızı sağa sola çevirdiğinizdeki bulanıklaşma efektidir. Rakiplerinizi fark etmeniz zorlaşabiliyor bu efektle. Ben kapalı tutuyorum. Weapon Motion Blur'da silahla koşarken silahı bulanıklaştırır. Bu sizin zevkinize kalmış. Ben de ikisi de kapalı. Film grain sizde bir olabilir. Bunu kapatmanızı tavsiye ederim. Bu pikselleşme yaratır. Daha net adam görmek istediğimiz için bunu sıfıra çekmekte fayda var. Benim grafik ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Size düşük veya kalitesiz gelebilir. Fakat benim için önemli olan daha rahat adam görmek ve daha rahat adam vurmak olduğu için ben böyle oynuyorum. Sizin bilgisayarınız çok çok iyidir. Gerçekçi oynamak istiyorsunuzdur. Siz hepsini haydi oynayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Son olarak eğer düşük sistemi olan arkadaşlarım varsa tüm ayarları lava çektiğinde bile FPS sıkıntısı yaşıyorlarsa render resolution'u düşürmeye çalışsınlar. Fayda etmezse display modunu yani çözünürlük modunu düşürebilirler. Fakat o da görüntüyü çok bulanık ve kalitesiz yapacağı için oyun oynanış kaliteniz ciddi oranda düşecek. Son olarak audio'yu yani ses anlatıp bitirelim. Audio mix'i Boost hayda kullanıyorum. Master volume 80'de, müzik sesim 0, diyaloglar 50 ve son olarak efekt sesleri yüzde kullanıyorum. Oyundaki ayak seslerini, araç seslerini bu şekilde daha rahat duyduğumu hissediyorum arkadaşlar. Siz daha farklı yapabilirsiniz tabii ki de. Evet arkadaşlar bu rehber videomda size oyun ayarlarını ve ne işe yaradıklarını Türkçe olarak anlatmaya çalıştım. Telaffuzumda bir hata olduysa kusura bakmayın. Siz de benim unuttum veya sizin kullandığınız bir ayar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğeni butonunu parçalayabilirsiniz. Ayrıca beni desteklemek ve bu tarz videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.